Merhaba, hoş geldiniz. Bugün bu kanal için feni çekeceğim. Kendi hesabımda, yani daha doğrusu ana hesabımda oynuyordum. Elimde ısınıktı. Feniye değil yani genel olarak 4-5 eldir, hatta 7-8 eldir yayını da sayarsak oynuyorum. Feni de açık kalınca pikler de çok gözüme kötü gözükmedi. Patlatayım dedim. Normalde bu hesapta almayı tercih etmiyorum. Zorlamaya gerek yok diye. Ya da daha doğrusu tilt olmaya gerek yok diye. Orayı mı kesiyor? Güzel. Mesela ben olsam maviye giderdim. Şunu kesmeye giderdim yani. Çünkü ses duyamıyorum. Tam mantıken de şurada olur diye düşünmüştüm ama işte sağ olsunlar yönlendirdiler. Hemen maviye de oynayalım arkadaşlar. Hiç geri basmaya gerek yok. Saldırıdan devam. Anlıyorum. Çıkmakta fayda var. Hiç zorlamayalım burayı. Aşağıda da bir şeyler oluyor. Ölmüş lan. Oğlum ben ne yapıyorum? Adam ölmüş zaten. Adam ölmüş. Ne arıyorsam burada. Belamı arıyorum herhalde. Gus'u ormana almak mantıklı değil arkadaşlar. Taşlaştırılan midde oynuyorsanız. Bakmayın bir tek bizim server'da böyle alınıyor ha. Baktım hiçbir yerde kimsenin umurunda bile değil. Bizim server'da hiçbir düzen tertip olmadığı için millet alıyor işte turşu gibi kesiyor milleti sağdan soldan sonra çimde pus taşlaştır at kes. Çimde pus taşlaştır at kes. Ekmek gibi devam ediyorsun oyuna. Kimse de karşılık vermiyor. Öyle devam işte. Ama öyle olmuyor işler. Şimdi buff'ım var aslında. Karşıyı basabilirim ama canım çok azmış yahu. Ve destekleyecek kimse yok. Şunu alalım ya. Şunu alalım. Hem de biraz yük kasmış oluruz. Basmıyor ya şu ormana. Bildirimi atamıyorum. Çıldırasım geliyor gerçekten. Aşağı mı geçmiş? Oraya gelmeyeceğim mi sanıyorsun? Şuraya koş. Hocam. Neyse seni kesemem ya. Enerjim çok kötü seviyede. Hiç uğraşmayalım. Bunun küçüğüm şu kaplumbağaya yardım eder misin acaba? Alabilir miyiz orayı seninle beraber? Bana bu güzelliği yapar mısın? Nox. Ulan oğlum. Ne şanssız adamsın ya. Hakikaten üzüldüm sana bak. Hakikaten üzüldüm. Alıyor mu? Taramış bile. Teşekkür ederim. Aslan parçam. Canım. Canım benim. Güzel. Devam et. Ya canını alacağız ya kulesini alacağız. Devam et. Oho. Böyle atışıyla hayatını kurtardı. Kaşınıyorlar ya. Ah be. Oraya aslında şöyle şunu atsak. Ondan az önce ulti atmadın mı sen? Atmamış. Harbiden ulti attı sanıyorum ha bu arada. Bak hiç hoş olmadı. Bunu kesmemiz lazımdı. Gerçi yani sen kill kaçırdın diye hoş olmadı diyorsan o Gus ne yapsın? Sabahtır ölüyor adam. Garibim. Farmı ne? 1000 altın geride benden. Üstünlüğü hemen hızlı hızlı devam ettirmem lazım. Kitle kontrolden yana çok sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Yani yaşarım ama turşuluk yaparsam yaşarım. O yüzden şu kanıtsamış baltaya koyalım. Can yenilemeye ihtiyacımız var. Çok var hem de. Karşı ormana gideceğim. Pençeyi atmayacağım. Arabanın varlığı birazcık kötü olmuş ya benim için. İstediğim oyunu oynayamıyorum tankla beraber. Orada mı? Ses kasıyorlar. Şimdi kesmeye gelmesi lazım. Güzel.
Bunlar burayı zaten açacaklardır. Ben burada hiç vakit harcamayayım. Şu kardeşimi kesebilir miyim acaba? Kesemem. Direkt kesip çıktı da. Sen aşağıda hiç güvende değilsin bu arada. Cidden değilsin. Atlas ve Gus beni keser. Hasarları gayet yeterli yani beni kesmek için. Ölmedi. Güzel. Şimdi öldü de bizim bu Nox'u da kesecekler galiba. Sarısı varsa bir ihtimal kaçabilir. Ama kaçamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Oho, lan çaldırıyormuşum. Oh, ne güzel kesti lan. Vallahi keyif aldım ha. Vallahi böyle pıt 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 kesti yani. Ne kadar güzeldi. Eline sağlık. Harbiden eline sağlık. Pratik moduna şeyde bu MLBB için Instagram'dan zaten söyledim de yakında YouTube reklamlarında Mobile Legends reklamlarında yani bu YouTube'da reklam çıkıyor ya orada bazen Mobile Legends reklamı da çıkıyor. O reklamlarda ben oynadım. Ben bir reklam videosu hazırladım yani iki tane. Onları hazırlarken antrenman moduna girdim. Orada şunu fark ettim. Böyle mesela şov yapmak için çok da güzel killer alabiliyorum ama benim oyun tarzıma tamamen aykırı abi. O adamı kesiyorum sonra base atıyorum. Mantıksız. Mantıksız yani. Çıkmam lazım. Çok sakat yerde kaldım. Mantıksız. Hasarım az önce yeterli olsaydı mesela güzel bir oyundu. O iki ipi çok hızlı attım orada. Onun aslında hızlı atmaktan öte doğru yere atmak önemli. Birisi ilk attığın yere uzak mesafeyi, ikinciyi en yakın mesafeye attığın zaman böyle bir anda çıkmış gibi gözüküyor kablo. Bir nevi illüzyon gibi bir şey. Cidden illüzyon. Kankam bir yere çarp şu mide git. Güzel. Aga be. Kıyamam. Çıkmak lazım arkadaşlar. Sakatlardayız. Dikkat. O multi açtırırsa bize de seker o. Güzel oynadı. Bu rüzgarı da çıkmış gibi de var ya. Tehlikenin ham maddesi olma yolunda ilerliyor. Oyunu uzatmayalım. Yani diyeceğim şu. Böyle... Mesela kanalım Feni kanalı olsa ve o kanal için içerik üretmeye başlasam klasik modunda böyle girip göze hitap edecek videolar çıkartabilirim. Elim ısınır. Maksimum bir ayda makine olurum makine. Ama böyle bir derdim yok. Böyle bir isteğim de yok. Böyle bir hedefim de yok. MMR kasmak içinse oynadığım oyun tarzı en doğru oyun tarzı. Sakin ve yerinde yapılması gerekeni yapan oyun tarzı. Diğer 5. ipi atamadım. Atabilseydim yok edecektim tek hareketle. Yeterli değil ya. Kaçtı cana bak. Şu canlarla kaçma ki. Bir şeklimiz olsun da. Ama yakında birazcık daha fazla oyunu oynayacağım. Onu da söyleyeyim. Oğuz oyuna geri dönüyor. Onunla beraber bir şeyler yapabiliriz. Global kasmam arkadaşlar. Uğraşacağımı sanmıyorum global ile falan da. Hani belki böyle beraber oyun falan olabilir. Belki belki. Oyun zaten oynarız da. Ya onu teklif etti global kasalım diye. Ben uğraşamam. Çünkü bakın şimdi. Global kasmanın benim açımdan şöyle bir şey var. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Lan salak mısın global kastı? Prim kas işte kanalını büyüt vesaire. Şimdi bu iş şöyle bir şey istiyor. Süreklilik istiyor. Yani bir kere global kastın tamam büyüdün gittin diyelim. Bir kere global TR'de kastım. Türkiye'deki herkes beni duydu. Büyüdüm gittim. Bu ayrı bir muhabbet. Ama yabancı kitleye açılmak istiyorsan süreklilik isterler. Yani şunu isterler abi. Sadece bir sezon global kasmak değil. Her sezon global kasmak. Çünkü sürekli onun primini yapman lazım. Endonezya'da olsam önemli değil. O zaten o custom global ile beraber şu an kanalım yaklaşık
3 milyon falandı. Ekmeğime bakıp gidiyordum yani. Çok deli para kazanıyordum. Düşünsenize 3 milyon abonem var ve abi adamlar böyle bir sezon falan şeye girdiler. Aha. Evos ekibiyle falan bir oyun ve ekibin bir dakika. En son ekibi Evos ekibiyle turnuvaya katıldılar. La oğlum öyle işte ama. Penta mı geldi? Ölür mü? 175, 70 ölmedi. Okay. Sağlık olsun diyelim. Şimdi mesela geçen baktım. O Jeston Limit falan abi geçmiş 20 milyon aboneleri. Ey yavrum ey. Aura vardı. Aura. O da ne meleği adam akıllı oynuyor ne bir şey. O da böyle attığı her video. Günde 2-3 video atıyor adam. Her videosu minimum 500 bin. O izlenmelerle yani üf, size o kadar söylüyorum. Üf yani. Ama işte burada coğrafya kaderdir diyerekten kendimi teselli ediyorum. Ya ben istesem de o hale gelemem. Her sezon global katsam bile o hale gelme şansım çok zor. Çünkü ne kadar oyun izletsem de bir yerde sohbetini de izletmen gerekiyor. İngilizce öğrenmek muhabbeti falan değil. Direkt Endonezce öğrenmen lazım ki iş yapabilesin. Niye öğrenmiyorsun diye soranlar olursa da o kadar da değil abi diyerekten cevap veririm herhalde. Çok tehlikeli yerdesin. Ama aslında mantıklı ha. Bir ara bunu düşünmüştüm biliyor musunuz? Endonezce öğrenmek falan. Düşünsene abi. Kaç dil biliyorsun? Ana dilin haricinde bir dil biliyor musun? Biliyorum. Hangi dil? Endonezce. Müthiş. Niye? Niye? Çünkü YouTuber'ım ve oynadığım oyunda en çok kitle... Bir dakika. Oynadığım oyundaki en çok kitle orada. Ben de oradan takipçi kazanabilmek ve onlara hitap etmek için. Aslında güzel bir olay. Hiç de mantıksız değil ha. Harbiden mantıksız değil. Bam 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 bam. Bu da ne alev atışı şeyle kaçtı ya. Doğa rüzgarı da bıktık ya. Kankam sende mi kaldı? Hak ettin. Sen iyiydin. Gerçekten çok iyiydin. Çok samimi bir video oldu değil mi? Çok şeffaf anlattın her şeyi. Böyle ya. Neyse diyeceğim abi işte. Yaşlı bir oyunculuğuna gerek yok. Neyse. Ama yani orada... Bu işi orada yapmak isterdim. Çok deli paralar kazanıyorlar arkadaşlar. Günde bak adam... Her attığı videonun 500 bin izlendiğini söylüyorum. Ya inanılmaz paralar kazanıyorlar yani. Böyle bir şey yok. Ula kardeş. Ya öyle işte ya. Nasıl yanladım ama. Kill almaktan aşırı keyif alıyorum. Böyle pıt diye böyle gidip alıp çıkıyorsun ya bir anda. Daha sonra çıkarken alıyorsun falan. Muhteşem ya. Kardeşim. Sen... Ölü bir insan evladısın. Oo, senin yeniden doğman varmış. Bitirebilir miyiz? Teşekkür ederim. Böyle. Oyun oynamaktan keyif alıyorum. Çok fazla keyif alıyorum. Özellikle kazanmak çok keyif veriyor. Kaybetmek beni strese sokuyor. Beni hard maçlardan sonra bir görseniz o halimi. Elimde değil ya. Çok kasıyorum kendimi. Rahat oynayamıyorum yani. Hard maç bitiyor mesela böyle bazen 5'liye giriyorum. 2-3 saat hard maçlar atıyoruz böyle 4-5 el 6 el belki daha fazla. Ha, beynim yanıyor artık. Bitince aynanın karşısına bir geçiyorum. Gözlerim kan çanağı olmuş. Kendimi sıkmaktan, kazanacağım diye böyle bir ekstra bir şey yapmaktan, düşünmekten falan. Bilmiyorum. Düzeltemiyorum. O da beni yoruyor yani. Global muhabbeti de dediğim gibi yani süreklilik isteyen bir iş. Tek bir sefer kasayım dedikten sonra benim kanalım şu an o evrede değil. Ya kanal için kasmadıktan sonra da global kasmanın benim için şu an bir mantığı yok. Yani ekmeğini yiyemem yani. Ya keyif için zaten oynuyorum arada feniye giriyorum. Ya Oğuz'la beraber birazcık daha fazla oynarız.
Ya Oğuz gibi adamlar lazım, anladınız mı? Oğuz'un mesela, Oğuz nasıl çocuk biliyor musunuz? Oğuz hırslı bir çocuk. O da yani bu konuda en azından benim gibi. Yani biz global kastığımız zamanlarda kaybediyorduk mesela. Üçüncüyü hemen postalıyorduk. Sonra giriyorduk, kendi kendimize birbirimize küfür ediyorduk. Sonra tekrardan hadi sus lan falan diyorduk birimiz. Sonra tekrardan girip oynamaya devam ediyorduk. Yani böyleydik. Yani kaybedince şunu bilmen lazım, bakın global kasarken. Girdiğin adamın kaybettiği zaman çıldıracağını bilmen lazım. Ve girdiğin adamın da bir hedefi olması lazım. Ben global bir fene kasacağım. Kimle? Rastgele. Kasamazsın. Kasamazsın. Kasarsan da hayatsız gibi günde 18 saat falan oynaman lazım ki kaybede kaybede işte yükseleceksin yani. Öyle olmaz. Yanındaki adamların da tank mı var? Tank global bir isteyecek. Büyücü mü var? Büyücü global bir isteyecek. Ve bir kahramanı isteyecek. Karşıda Helkurt, Kufra, Yudora varken de ben feni alıyorsam o da aynı şekilde Gus alacak. O da aynı şekilde Counter Shard'lar varken alacak, oynayacak. Böyle adamlar lazım yani. O yüzden ben de hani o zamandan beri pek hevesli değilim kasmaya. Öyle. Neyse, çok konuştum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu kanalda daha rahat konuşuyorum çünkü daha az kişi duyuyor ya. O yüzden içime geliyor yani. Allah'a emanet olun. %40 olsa olurmuşum.